Kuş Bakışı'ndan merhaba. Zekai Savaşlar'la beraber karşınızdayız. Hukukçu, sosyolog, doktor Zekai Savaşlar'ın meselelere, olaylara, durumlara kuş bakışı değerlendirmelerini yapıyoruz burada. Bu hafta da yine toplumu yakından ilgilendiren önemli bir meseleyi konuşuyor olacağız. Zekai abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı bir geri dönüşler oluyor. Evet, çok memnun oluyoruz. Lehte birçok eleştiri burada alıyoruz. Konuşulanlar gündem oluyor. Evet, gündem yani, oluyor. Evet. Yani. Bakalım bugün de önemli bir meseleyi, aslında gündemdeki bir meseleyi konuşalım istiyorum abi. Biliyorsun Türkiye'nin enflasyonla bir zorlu sınavı var. Enflasyonla mücadele etmeye çalışır durumda ülke. Hissetmeyen kalmadı enflasyonun derinliğini, boyutunu. Ama şu günlerde en çok da tarımla ilgili bazı şeyler var, tarım ürünleriyle ilgili. Ben çevremde birçok insan şuna hazırlık yaptı. Mesela peynir tüccarı bir arkadaşım var benim. Sezon açılışına hazırlık yaptı. Ona göre stoklar yaptı falan filan. Sezon açılacak, karpuz çıkacak. İşte turizm sezonu, tarım sezonu. Evet. Sezon bir yandan devam ediyor. Fakat bu yaş, sebze, meyve ile enflasyon arasında da bir uyum ve uyumsuzluklar var. Bakıyorsun bugün bu hafta çok pahalı olan bir ürün öbür hafta çok ucuz olabiliyor. Öbür hafta çok, daha sonraki hafta pahalı olabiliyor. Bir dengesizlik var özellikle o alanda. Onları nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi enflasyon dediğimiz zaman bazı vatandaşlarımız çok anlamıyor enflasyon. Geçenlerde bana biri sordu. Dedi ki ya enflasyon bir şey doğru düz de tercüme edemedi bir dedi ya ben hayat pahalılığı dersen o zaman anla. Ha tamam dedi her şey ateş pahası dedi. Ha buna enflasyon deniyor dedim. O şekilde anlatmıştım bir işçiye. Şimdi 1970'i baz alacak olursak aşağı yukarı ne kadar oluyor? Bir 50 seneyi geçiyor değil mi? Evet. 50 seneyi geçiyor. 50 senelik bir süreç içerisinde Türkiye enflasyonla yaşıyor. Şimdi hani şeker hastaları gibi, insülin direnci gibi bu enflasyon ömür boyu sürer bir duruma düşmüş. Evet. Bazen ateşi yükseliyor, tavan yapıyor, bazen düşüyor ama bu enflasyon aşağı yukarı 70 senesinden beri devam ediyor ki enflasyonla yaşamak çok zor. Çok zor hayat pahalılığı. Şimdi bunun sebebini şöyle ben izah edeyim isterseniz. O tarihlerde Adalet Partisi hükümeti iş başında. Merhum Süleyman Demirel Başbakan, merhum Turgut Özal da müsteşar. Devlet Planlama Müsteşarı. Evet. Türkiye'nin 5 yıllık planlama. Şöyle bir aralarında bir görüşme, konuşma geçiyor. Ya bir ülkenin kalkınması için iki şey lazım. Ya teknoloji ya para yani kaynak lazım. Bizde ikisi de yok. Nasıl yapacağız? Diyorlar ki borçlanarak yapacağız. Peki borçlanarak ne olur? Borçlandığınız zaman cari açık ve enflasyon çıkar. Kalkınma için başka bir çaremiz yok. Teknoloji de yok, kaynak da yok. O zaman bu yolu seçeceğiz diyorlar ve o yola Türkiye giriyor. Ve enflasyonun doğum tarihi belki de kalıcı doğum tarihi o. Daha önce de var. 48'de de olmuş, 53'te de. Onlar geçici olmuş. Çok az bir süre geçmiş. Ama esas Türkiye'nin kalkınma hamlesinin başlaması bunu esas almak lazım. Ama şimdi tabii birçok ülkede de küresel manada enflasyon var. Evet. Ama gizliyorlar, saklıyorlar. Mesela Almanya'da çok şu anda çok yüksek bir enflasyon var. Yani bütün Avrupa'da var, Amerika'da var. Ama oranları düşük. Onların rezervleri olduğu için kurtarabildi. Bize gelince, bizde kronik olduğu için zaten vatandaşımız bu psikolojiyi atamadı üstünden. Yani enflasyonun en önemli etkisi evet maliyet artışları falan ama bence psikolojik etkisi çok fazla. Bir de şu da var, mesela şu da var. Türkiye enflasyonsuz da yaşayamıyor. Çünkü eğer insanlar bir yıl bir şeye zam yapmazsa, bir malı üreten ya da bir şeyi tedarik eden, bir mülk sahibi mesela kirasında bir yıl artış yapmazsa kendini rahatsız ediyor. İlla yıl sonu gelince o artış yapacak yani. Enflasyon olmasa bile artıracak yani. İşte psikolojik. Evet. Fiyatlar nasıl olsa artacak. O nedenle biz ona göre işte fiyatların gerisinde kalmayalım diye böyle bir
anlayış var, ama psikoloji. Bir kişi, böyle artırınca tetiksi böyle birbirini böyle... Kelebek etkisi yapıyor. Evet, kuyruğunu kovalayan kedi. Kelebek, psikolojiktir yani. Şimdi neden? Para kazandıkça daha sonra değeri düşmesin diye ölü yatırıma gidiyor. Az buçuk parası olan yabancı paraya yatırıyor veya altın alıyor. Veyahut da biraz olan gayrimenkul alıyor. Böylelikle tasarruflar veyahut da artık değerler ekonomik olarak söylüyorum. Kullanımda olmuyor. Nerede oluyor? Dolaylı olaraktan bu tür yerlere gidiyor ve para atıl kalıyor. Yani Türkiye en fazla altını ithal eden ülkelerden bir tanesi Hindistan'dan sonra. Bu altın nedir? Durağan varlıktır. Evet. Hiç kimseye faydası yok. Neden? İşte paramın değerini koruyan psikolojisi. Siz şimdi Avrupa'yı dolaşın, kadınların koluna bir tane altın bilezik göremezsin ya. Yani bu Türkiye'nin psikolojisinde, yani enflasyonun, hayat pahalılığı meselesini vatandaşın kafasında halletmedikten sonra toplumda bu konu yani tamamen yok edilmedikten sonra fiyat alıyor. Bu enflasyonla mücadele başarılı olamazsınız. Evet. Abi gelecek olursak bu yaş, sebze ve meyve meselesini nasıl etkileniyor bu durumdan bu piyasa, o sektör? Neticede onun iki türlü şeyi var. Bir tüketici ayağı var, bir de üretici ayağı var. Tabii ortada başka unsurlar da var ama. Vallahi Emin'ciğim, Türkiye'de tarım ürünleri konusunda, üretim konusunda hiçbir sorun yok. Her şey üretilebiliyor, üretilir. Çünkü neden? Üretici bilinçli. Aşağı yukarı Türkiye'nin hemen hemen en önemli sorunlarından kurutma ve sulama kanalları devlet tarafından yapıldı. Burada da pek bir sorun yok. Ama yağış az oluyor, su yetersiz kalıyor. Onlar farklı bir şey, değişken şeyler. İklimsel şeyler. İklimsel şeyler, küresel. Ama esas önemli olan mesele bu tarımı yapabilecek bilgi sahibi çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. Sorun nerede? Sorun ticaretinde. Ticaretini beceremiyorlar. Bir hal kanunu var. Ta Yeniçeri düzeninden kalma. 1930'da yapılmış gerçi ama daha öncesi de var. Bu hal kanunuyla üretici her zaman ezilir, tüketici her zaman ezilir. Arada aracı kazanır. Evet. Onun için yani bu çok ayrı bir konu. Buraya girmemize gerek yok. Bir de tabii bizde bir planlı bir tarım ekonomisi ve tarım üretimi olmadığı için biz benim söylediğim tabiriyle söyleyeyim size, soğan patates ekonomisi diyorum ben buna. Soğan patates ekonomisi. Neden soğan patates ekonomisi? Pazarları da pazar yerini belirleyen, fiyatları belirleyen ürün soğan ve patatestir. Şimdi diyelim ki bir soğanın fiyatına göre. Şimdi soğanı efendim döviz kabul et, patatesi de altın kabul et. Evet. Böyle kabul et. Diğer bütün ürünleri soğan patates belirliyor. Allah Allah, nasıl oluyor abi? Şöyle oluyor. Şimdi en çok tüketilen iki ürün bu. Diğer ürünler diyor ki ya soğan 10 liraysa diyor, domates diyor 15 olması lazım diyor. Girdi maliyetleri de tabii şişiriyor fiyatı. Bu şekilde bir ölçü olmuş bu. Şimdi şu, o da soğan patates ekonomisinde bu sene soğan iyi para yaptı diye efendim vatandaş ertesi sene soğan ekiyor. Bu sefer soğan çoğalıyor, patates azalıyor, patatesin fiyatı çıkıyor. Ertesi sene patates çıktı, patates ekelim diyor. Bu şekilde bir tahtırıvalli ekonomisi oluyor, soğan patates ekonomisi. Bu sefer toptancı hallerine veyahut da efendim pazar yerine geldiği zaman diğer ürün satanlar soğan patatese göre fiyat veriyorlar, fiyat belirliyorlar. Şimdi ben tabii soğan patates bölgemizde tüketilen ama üretilmeyen ürünler genelde. Çok az, evet. Ama bölgemizde üretilen ürünlere ilişkin de benzer durumlar var söz konusu. Konunun uzmanına bir bağlanalım isterim abi. Buarkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar telefon hattımızda. Naim abi bu konudaki senin sorularını yanıtlıyor olacak. Naim abi merhaba. Merhaba Emin Bey, nasılsınız? İyi teşekkür için. Ederim hocam, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi özledik sizi, eskiden TV'den ekranlarında görüyorduk. Covid'den sonra ya siz hayattan koptunuz? Hayır, kopmadık da işlerimiz yoğunlaştı Emin'ciğim. Biliyorsun bizde hem yazmak, çizmek, bunun dışında
pek çok faaliyetler var. Türkçülük faaliyeti, oda faaliyetleri var. Yoğunluktan dolayı inşallah uğrayacağız. Vallahi hocam her zaman bekleriz. Biz de ihtiyaç duyduk, telefonla bağlandık size. Sayın Zekai Savaşlar'la beraber enflasyonun tarım ürünleri üzerindeki etkisini konuşuyorduk. Zeki abinin size bir takım sualleri olacak. Ben sözü ona aktarıyorum. Naim hocam merhaba, selamlar. Merhaba Zekai Bey. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Naim hocam, şimdi Buharkent Aydın'ın yükselen yıldızı. Gerçekten de tarım konusunda da çok güzel gelişmeleri olan, üreten bir yer. Ziraat Odası olaraktan bölgenizin bu fiyat artışlarındaki girdilerin azalması veya çoğalması konusundaki durum nedir, tespit nedir, görüşünüz nedir? Kısaca bir izah eder misiniz? Geçen yıllık olarak bu girdileri sürekli olarak incelemek ve inceledikten sonra bunların girdi maliyetlerini belirlemek Ziraat Odası olarak zaten bizim asli görevlerimizden birisi. Bizim ana girdilerimize baktığımızda bunlar öncelikle akaryakıt, elektrik, kimyevi gübreler, bira ilaçlar, makine ekipman, faiz giderleri gibi pek çok giderlerimiz var. Bunları bir yıllık bazda baktığımızda 2023 yılındaki girdi fiyatlarıyla bugünkü fiyatlarımız arasında yaklaşık olarak %130-140 arasında bir artış var. Bu senelik mi yoksa buyurun? Bu bir senelik artış mı yoksa 3 senelik artış? Bir senelik artışımız. Bizim en az artışımız %2,5'la elektrikteydi. Şimdi o da dengeyi bozdu. %30 daha zam geldi 1 Temmuz itibariyle. %32,5'a yükseldi. Elektrik yüzde kaçtı? Naim hocam elektrik yüzde kaç dediniz? %2,5 elektrikte bir artış mevcuttu. Fakat 1 Temmuz itibariyle bu artış %30'luk sulama sularında gelen artışla %32,5'a yükseldi. Ancak işte tarımsal işletmelerdeki bu ise %40,5'a yükseldi. Bu 1 Temmuz zamlarıyla itibaren. Akaryakıttaki zamlar ise %100'lerde. Gübredeki artış daha da fazla kimyevi gübrelerde. Bunun dışında makine ekipmanların artık artışlarını biz de hesaplayamaz hale geldik. Şimdi bu bütün girdi artışlarını artık bütün Türkiye biliyor. Şimdi ben esasında spesifik yani tam sizin orayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi elektrik artışları demiştiniz ya biraz önce. Evet. Şimdi sizin orası elektrik üretim merkezi. Biliyorsunuz jeotermal merkezi. Peki jeotermal kanununda bölge halkına jeotermal elektrik üretiminden bir elektrik verme hususu falan gibi bir şeyler vardı. Böyle bir durum söz konusu mu Buharkent'te? Yani üreticilere ucuz %5 oranında elektrik... Yok öyle bir durum yok. Şimdi şöyle Türkiye'deki elektrik fiyatlarının belirlenmesi enerji piyasası kuruluna ait bir fiyat. Bu hem üretim alanında hem de tüketim alanında. İşte 1 Temmuz itibariyle yaptıkları gibi sulama sularında %30, tarımsal sulamada diğerlerinde %38'lik bir zam geldi. Biz onlardan ucuz elektrik elde etme, alma, satın alma imkanımız yok. Bu interconnected sisteme veriliyor. Buradan elektrik dağıtım şirketleri bunları bize elektriği sanayiye, meskenlere olduğu gibi sulama suyunda da üreticilere satıyor. Yani orada Buharkent'te elektrik üreten şirketleri vatandaşa elektrik vermiyor mu? Direkt olarak veremiyor mu? Ama bu kendi kıstasları içerisinde bu elektriği verirken de enerji piyasasının belirlediği fiyatlardan veriyor. Yani indirimli bir fiyat söz konusu değil. Evet, şimdi konumuz olmamakla beraber bu enerji piyasası konusunda uygulanan bir aşağı yukarı hani vahim demeyeceğim de yakışıksız bir durum var. Müsaade ederseniz bir parantez içinde onu da anlatalım. İzleyenlerimiz bilsin. Şimdi bütün dünyada biliyorsunuz ki bilhassa güneş enerjisi konusunda bir teşvik var, destek var.
Almanya gibi güneşi bize göre çok kıt olan bir ülkede böyle %55'in üstünde bir güneş enerjisinden istifade etme durumu söz konusu. Şimdi bizde de 100 kW'nın altındaki yerde lisanssız olaraktan yapabiliyorsunuz. Diğerlerini ise hani sanayi tipi olsun veya 100 kW'nın üstündekileri de EPK olan veyahut da dağıtıcı şirketler. Aydın'da da herhalde ADM mi, o Aydem mi, o yapıyor. Şimdi uygulama şu şekilde. Bakın Naim Hocam, bu çok önemli. Şimdi diyor ki, ben senin ürettiğin elektriği alıyorum. Tamam. Kullandığın elektriği de sana satıyorum. Senin kullandığın elektriğin kadar olan kısmı satın alıyorum. Fazlası olursa bedava bana vereceksin diyor. Bilmem anlaşılabildi mi? Örnek vereyim. Diyelim ki siz o gün, o ay içerisinde 1 megawatt veyahut da 950 kilowatt şey üretmişsiniz, elektrik üretmişsiniz. Ancak 400 kW kullanmışsınız. Yani 500 kW fazlanız var. Diyor ki dağıtım şirketi, işte kanun öyle, yönetmelik öyle. Sen diyor 450'nin diyor ben diyor sana parasını veririm, o da 3-2,5 lira civarında. Geri kalan diyor ben diyor bedelsiz vereceksin diyor. Peki diyor benim kullandığım elektriği de onu da diyor 12 liradan sana satarım diyor. Şimdi böyle bir adaletsizlik olur mu? Yani daha basit bir örnekle anlatayım. Siz bir inek besliyorsunuz. Diyor ki sen diyor ne kadar diyor şey satıyorsun? İnek 30 kilo veriyor. Peki diyor sen bunu ne kadarını kullanıyorsun? 15 kilo. Tamam diyor, ben sana diyor 15 kilonun parasını ver, 15 kilonun da para bedava bana vereceksin sütü diyor. Böyle düşünün bunu. Yani bu zamanda tabii ki elektrik yatırımı yapar mı sanayici? Yapmıyor. Şimdi dolayısıyla sizin orası Buharkent'te elektrik istihsali var, üretimi var. Kanun gereği, bir dakika, kanun gereği halka vermesi lazım %5'ini. Bu olmuyor. Bu konu başka bir konu. Bunu konuşalım evet. Önümüzdeki günlerde. Yine Naim Hocam'a... Naim Hocam şey uzmanıdır. Esasında çok uğraştı. Ben biliyorum, basından da biliyorum, açık kaynaklardan da biliyorum. Jeotermal uzmanıdır değil mi Naim Hocam? Evet, şimdi şöyle, bu enerji konusu da çok geniş bir konu, üzerinde tartışmamız, konuşmamız gereken bir bunu konu. Bunu bir program yapalım. Bunu başka bir programda yapalım, konuşalım. Naim Hocam, şimdi bu tarımsal üretimden bahsediyoruz. Benim için de merak konusu, biliyorsun Buhar, ilk taze incir Aydın'da Buharkent'ten çıkıyor. Taze incirde evet. Fiyat nedir? Enflasyondan ona kadar etkilendi. Şöyle, bizim maliyet hesabımıza göre şu andaki taze incirin Türkiye maliyeti yaklaşık olarak 75 lira kilo başına. Fakat bizim Aydın genelinde biliyorsunuz 3 tane toptancı hali var. Bunlar Nazilli, Aydın, Acarlar. Evet. Diğer ilçelerdekilerin toptancı hali değil, başı bozuk bir düzenle çalışan, halbuki esnaf denilen, ticaretleri hiçbir şekilde denetlenemeyen bir esnaf grubu var. Çengelciler. Grubu var. Çengelci değil, bunlar halbuki esnaf. Bunlar üreticiler aldığı ürünleri sadece bağlı oldukları toptancı haline götürüp ve teslim etmekten mükellefler. Ancak bu şekilde çalışmıyorlar. Bunların herhangi bir mali denetimi de olmadığı için istedikleri fiyatları koyuyorlar. Ben size somut bir örnek vereyim. Geçen sene bizim de içinde bulunduğumuz Bursa siyah incir maliyeti daha düşük olmasına rağmen Sarlıop'a göre 75 lira ortalama fiyatla satıldı kilogramı Bursa siyahı. Ancak biz Sarlıop incire geldiğimizde geçen yıl bu 18 lira ortalamayla satıldı. Arada bu kadar büyük bir fark meydana geldi. Buradaki neden de pazarlama aktörlerinin incirin fiyatını kırarak bir ticaret yolunu seçmiş olmaları. Şu anda fiyatlar, güncel fiyatlar 75 lira incirde. Tam maliyetin üzerinde. Bunu göreceğiz ki biz 5 ile 7 gün arasında 20-25 liraya düşürecekler. Ve çiftçi kilogram başına 50 lira zarar edecek. Wow. Bizim burada çiftçilere bir de tavsiyemiz olacak bu konuda. Kesinlikle 75 lira altındaki inciri taze olarak satmayın. Bunu kuruya bırakın. Çünkü şu andaki kuru incirdeki döviz fiyatları geçen yıla göre %100 arttı. İhracatçının bir kar baremine ve döviz kuruna göre hesapladığımızda
bizim istediğimiz fiyatları verebilecek düzeyde kuru incirde. Onun için üreticilerimiz taze incire çok fazla meyletmemeliler. Evet. Yani taze inciri satmayalım diyorsun değerinin altında. Tabii değerinde satmayalım, zarar edeceğiz. Şu anda onların verdikleri fiyatla olursa bizim kuru incir fiyatımız 60-75 lira arasında bir fiyat edecek. Ama kuru incirin fiyatını biz baktığımızda kuru incirin maliyeti bize üreticinin eline geçmesi gereken fiyat 200-225 lira arasında olması gerekir. Ne kadar olması gerekiyor abi kuru incir, anlayamadım bunu. 200-225 lira arasında bir fiyatı oturması gerekiyor. Abi rakamı anlayamadım ben. 200 ile 225 evet. lira. 200 lira, 200-225 lira kuru incirin kilogram evet. maliyeti. Hayır, maliyet değil. Satış fiyatı. Satış fiyatı. Dahil %15 maliyeti dahil bu fiyatlar satılmalı ki çiftçi zarar etmesin. Tamam. Beklenti nasıl? Şu anda yok. Fiyata oturmadı. Bu hafta işte bu harekette her yıl olduğu gibi bizler hasat tarihi, hasat ve ihracat tarihini belirleyeceğiz bu cuma günü. Belirledikten sonra arkasından Aydın Ticaret Portası'nda bununla ilgili toplantı yapılacak. Bu toplantıda görüntüler alınacak. Karışık belirlediği fiyat ortaya çıkacak. Ve piyasadaki arz, talep, dışarıdan gelen talepler, bunun dışında kalite gibi eldeki stoklar dikkat edilerek bir ihracat fiyatı belirlenecek. Bu ihracat fiyatı da kuru incirin fiyatını belirleyecek. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Biz Sayın Savaşlar'la konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde seni de burada ağırlayıp işte az önce bahsettiğimiz enerji meselesi ve diğer konulara ilişkin geniş geniş de yorum ve değerlendirmelerini bekliyoruz. Memnuniyetle. İncir taze incir sezonu bu Buharkentli üreticilere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim abi. Evet Zeki abi, geçen yıl 45-50 lira civarıydı taze incirin fiyatı. Bu sene 75 lira. Bir, tabii girdi maliyetlerinin artması nedeniyle yani bu normal olabilir. Fakat Ziraat Odası Başkanı Naim Bey'in önemli söylediği ve bizim de toplantının yani konuşmanın başında söylediğimiz, üretimde bir sorun yok, sorun ticarette demiştim. Evet. Aynı şeyi söylüyor. Diyor nasıl ki, oluyor abi? Nasıl şimdi oluyor? Bu hal sistemi var ya, hal evet. sistemi. Bir kere tamamen yanlış bir sistem. Fiyatları yükseltiyor. Fiyatları acayip bir şekilde yani piyasayı belirliyor. Şimdi bak nasıl sistem çalışıyor. Şimdi mevcut hal kanununa göre diyelim ki siz Aydın'da bir kamyon şey yaptınız. Ürün yaptınız. Patlıcan yaptınız. Bunu götürüp Eskişehir'e satacaksınız. Evet. Bunun direkt kamyonu yüklediğiniz gibi götüremiyorsunuz. İlla hale gireceksiniz. O %8, %12 rüsumu ödüyorsunuz. Evet. Eskişehir'e gitti. Eskişehir'de hale giriyor bir daha. Orada da bir aynı rüsumu ödüyor. %24 bir rüsum giriyor. Bunun içinde TRT payı da dahil olmak üzere birçok işte emeklilik kesintisi falan bir maliyet artışı oluyor. Yani bu serbest ticarete aykırı bir şey. Orada da mı var TRT payı? Tabii. Yani halde de var. Şimdi durum böyle olunca malın serbest dolaşımı önünde bir fren oluşuyor. Bu sefer siz üretici malı dışarı çıkaramadığı için halciye mecbur kalıyor. Hale malını koyuyor. Halci onu istediği fiyattan satıyor. Şu kadarı efendim bozuk çıktı, şu kadarı şöyle oldu, bu kadarı satılmadı diye size bir liste çıkarıyor. İstediği zaman da parayı sana ödüyor. Böyle bir sistem var mı ya dünyada? Sen malı üretiyorsun, fiyatını sen belirlemiyorsun, başka biri belirliyor. Ve parayı da istediği zaman veriyor. Üstelik o yetmiyormuş gibi de istediği miktarda da işte şu kadar çürük çıktı, şu kadar bozuk çıktı diyor, şu kadar satılmadı fire diyor. Veriyor. Yani dolayısıyla üretici halcilerin önünde bir esir durumunda. Şimdi bu böyle. Bir de ne yapıyor? Ne diyor? Senin diyor ürün diyor 8 liradan sattım diyor. Belki 10 liradan sattı. Kim biliyor? Ve bu da oluyor.
O nedenle bu sistemde kaliteli ürün ve üreticiye olmaz. Siz malınızı ürettiğiniz halciye mecbursunuz. Evet. Halci senin yerine fiyat koyuyor, istediğini satıyor, istediğini satmıyor, can istediği zaman da parayı veriyor. Ha, böyle bir ticaret olur mu? Halcinin vicdanına kalmış diyorsun. Ya halcinin vicdan mı olur halcide? Namazı kılınmaz diye bir atasözü var bu bölgede. Öyle mi? Tabii canım. Yani bu köylünün en bizar olduğu konu bu hal sistemidir. Şimdi sen malı toplamış adamcağız köylü, götürüyor hale. Zaten geri götüremeyeceksin, mecbursun, teslim oluyorsun. Şimdi hale bu sefer aynı anda birçok ürün giriyor mu? Giriyor. Bu sefer ürün çok olduğu için fiyat düşüyor. Patlıcan 5 lira oluyor diyelim ki halde. Değil mi? Ertesi hafta ne diyor? Ya patlıcan fiyatı düştü, boş ver diyor, toplamayayım diyor bilmem. Bu sefer ertesi hafta gitmediği için hale patlıcan veya başka bir ürün, bu sefer fiyatı çıkıyor 20 lira, 3-5 misli. Yani bir dengesizlik var. Eğer malın serbest dolaşımı olsa, dersiniz ki telefon edersiniz. Nerede efendim? Şurada şu fiyatta. Kamyonunu yükler veyahut da işte transitini yükler, götürür malını getirir. Ama illa hale sokma işi olduğu zaman bu iş yürümüyor. Bu konuyu yetkililerle biz görüşmüştük bir toplantıda. Hale değişeceğiz falan diye hazırlık yaptı. Hatta hükümet sözcüsü de ilan etti. Fakat arkası gelmedi. Çünkü hal lobisi o kadar güçlü ki yani bunu aşamadılar. Şimdi şöyle bir şey, mesela bundan birkaç sene önce, pandemiden önce şöyle bir rakam yayınlanmıştı. Şu anda son bilmiyorum. İstanbul haline günde 2000 ton resmi işlem giriyormuş yani. Evet. Yani mal giriyor 2000 ton. Eskişehir haline de o tarihte 800 ton giriyormuş. Şimdi Eskişehir'in nüfusunu düşün, bir de İstanbul nüfusunu düşün, bir de bunu bir mukayese yapın. 15 milyona 2000 ton resmi işlem. Evet. Efendim 700-800 mü Eskişehir nüfusu bilmiyorum ama 800 ton. Demek ki pazar veyahut da bu yaş meyve sebzede kayıt dışı çok işlem görüyor. Kayıt dışı çok işlem görüyor. Bu da işte ne oluyor? Üretici yani aracının, satıcının elinde bir oyuncak gibi. Yani o bakımdan bugünkü gıda fiyatlarının yükselmesindeki bilhassa yaş meyve sebze en önemli sebep hal kanununun ve işte tam uygulanamaması ve de yanlış olmasıdır. Konsinye mal sistemi dediğimiz bu satış sistemi son derece yanlıştır. Son derece yanlıştır. Konsinye. Konsinye sistemi bu. Yani siz hale malınızı bırakıyorsunuz. Halde istediği fiyattan senin malını satıyor. Sen mal sahibisin, üreticisin. Ya fiyatını sen belirle arkadaş. Niye senin yerine başkası belirliyor? Böyle bir şey olur mu? Eğer arz talep kanununa göre oluşacak olursa öyle olmuyor işte. Zaten şimdi Türkiye'de şimdi bir soru soralım kendimize. Pazar yerinden, pazarlardan alışveriş yapmayan aileye var mı acaba? Yok. Yok. Pazar yerinde fatura oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Peki bunun yüzde kaçı halden vergiyle giriyor acaba haldekilerin? İşte örneğini verdim, İstanbul halinden örneğini verdim. Belki %20'si bile değil. Gerisi kayıt dışı, vergilendirilmemiş. Dolayısıyla halin bir anlamı yok yani. Yok işte o göstermelik yani var, var. Düzgün işletirsen tamam. Ama dediğim gibi arz ve talep merkezinin oluşacağı bir yer olması gerekirken uygulanmıyor. Yani bu işin çözümü var. Biz çözümünü söyleyecek değiliz. Bu bizim kendi şahsi tespitimizdir, görüşümüzdür. Ben bakanlık yetkilileri zamanında izah ettim. Çok kabul gördü. Bey yaptılar ama uygulamaya geçemediler. Hal lobisini aşamadılar. Hal lobisini aşamadılar. Yeni bir kanun hazırladılar, taslak. Hal lobisi aşılmadığı sürece halimiz perişan abi o zaman. Çok güzel. Tam bir atasözü gibi oldu. Bu hal sistemiyle, bu ticaret, iç ticaret sistemiyle felaket. Şimdi düşünebiliyor musun? İhracat yapıyorlar gençler bir meyve değil mi? Şimdi ihracat rakamlarına vurduğun zaman malın değeri ortaya çıkıyor. İşte söyledik geçen sene 75 liraydı siyah incir dedi. Yani beyaz taze incir yani satılmadığı için 25 lira dedi. Yani siyahı 75 lira olur da
beyazı 25 lira olur mu bir incirin? Olmaz. Çünkü birisi ihracata gidiyor, gerçek değerini buluyor. Ötekisi ihracata gitmediği için gerçek değerini bulmuyor. İhracata giden ürünlerin gerçek değerini bulması ülkedeki hal sisteminin verdiği zararın ekonomik göstergesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu bütün yaş meyve sebzede kendini gösteriyor. Yani yaş meyve sebzede kendini gösteriyor. Yani o nedenle üretimde bir sorun yok. Bütün mesele bunun ticaretinde. Bugünkü belki de enflasyon dediğimiz canavarın artmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu iş ticaret düzeninin çarpıklığı, yanlış uygulaması, üreticiyi ve tüketiciyi aracı efendim hal lobicilerinin, mafyacılarının efendim kayıt dışı satış yapılan pazar yerlerindekilerin eline bırakmasıdır iş ticaret olarak. Yani bunu düzenlemeden önlenemez. Psikolojik etkisi de fazla. Bakın bugün nedir? Temmuz ayı 2024 değil mi? Evet. Fasulye, taze fasulye en bol olduğu zaman değil mi? Pazar yerlerinde en pahalı ürün şu anda taze fasulye. Neden öyle abi? Ayşe kadına Ayşe hanım diyeceksiniz falan gibi espriler yapıyor. Yaparlar tabii. Şimdi nedenini sorarsan işte herkes için mazot pahalı, ilaç pahalı, gübre pahalı, kuraklık var, az çıktı falan. Sebep bitmez. Sebep bitmez. Ama neden pahalı? Nerede bir dengesizlik üretici var? Üretici neden pahalı bu? Üretici de mi yüksek değer satıyor? Hiç bilemem. Yalnız şöyle bir şeyi biliyoruz. Biliyorsunuz yaz aylarında sahil bölgelerimize, yani bunu Antalya'dan aşağı yukarı Kuşadası'na kadar şey yapın. Çünkü daha kuzeye doğru pek yabancı turist gelmiyor. Yani oradaki talep sınırlı. Ama bu aşağı yukarı bu sınıra sezon boyunca 20 milyona yakın turist geliyor. Bu talebi biraz iştahını kabartıyor. Hani bu etkiler mi derseniz evet biraz etkilediği biliniyor. Ama bizim üretimimiz onu karşılıyor. Evet. Karşılıyor ama aradaki fark nereden çıkıyor? Onu anlamak mümkün değil. Ben de anlayamadım. Yani bir taze fasulye yani şöyle düşünün. Patlıcanın pazarda 10 liraya, 15 liraya satıldığı yerde fasulyenin 100 küsür liraya satılması mantıklı mı sizce ya? Değil. Değil değil mi? Ya işte bunun psikolojik etkisi var mı? Abi börülce bamya da çok pahalı. İşte aynı işte o takım yani. Börülce, bamya, fasulye takımı 100 lira civarında oluyor. Neden bu? Yani geçen seneden bu seneye bu ne değişti? Bu kadar mı değişti yani? Yani bunun psikolojik etkisi çok fazla. İşte pazar yerleri böyle yani bunun tamamen düzenlenmesi lazım. Ha bunu kim yapacak? Bak Ticaret Bakanlığı'nın bu işe el atması lazım. Hali kanunu düzeltmesi lazım. İkincisi büyükşehir belediyeleri bu işi yapabilir. Nasıl mı yapar? Nasıl yapacağını ben ne söyleyeyim burada? Söyle bence abi. Çözüm önerin yoksa sen de sordun bir parçası. Valla minareye kim çıktıysa ezanı okuyacak. Ben buradan gazel okumam olmaz ki. Ama çözerler diyorsun. Madem minare çıkmış mı? Çıkmış. Niçin çıkmış? Bu işleri yapmak için çıkmış. Abi bir de şey de var. Bize anlatırsak şimdi, dışarıdan gazel okumuş oluyor. Şimdi, onlar ezan okuyacak. Şimdi başka bir şey daha var. Kimin sesi güzelse ezan o okusun derler. Yoksa ezanın sesini duyan olumsuz etkiler onu biz karar vermiyoruz sesi güzel olan. Sesi güzel olanı vatandaş seçmen karar veriyor. Aslında seçmen de karar vermiyor. Bu da bir mesele. Doğru söylüyorsun. Genel merkezler karar veriyor. Seçmene dayatılan seçenekler var. Yani doğru. Seçmen karar verse önce partilerin kendi iç dinamikleri içerisinde üye delegeyi... Genel merkezde 3-5 kişi karar veriyor. Doğru tabii söylüyorsun. Tabii. Yani şimdi böyle olunca da aslında vatandaşın da bir kabahati yok bence. Yani. Yok yok. O konuda ben tahsih edeyim kendimi de. Doğru haklısın. Öne dayatıyorlar efendim. Ya bu ya bu ikisinden bir tanesi. Yani tezgaha konandan birini seçiyor vatandaş. Seçiyor. Şimdi belediyelerin bu işi düzenleme imkanı var mı? Var, bal gibi var. Hiçbir şekilde çok etkiler, çok güzel yapar. Ama ben dışarıdan biz gazel okuyacak değiliz ki. Ama öyle. Sen eski bir belediyecisin abi. Yani hani belediye bürokratısın, yani belediyecilik konusunda fikir sahibisin. Yani eminim uygulamalarınız da olmuştur. Oldu mu uygulamada? Ya oldu da burada şimdi açık kaynak olaraktan bir proje anlatacak değiliz. Biz sorunların toplumsal etkilerini, sonuçlarını yapıyoruz. Tekliflerimizi, önerilerimizi, bir şey olsa bize müracaat ederlerse
oturur anlatırız, konuşuruz. Yoksa şimdi buradan anlattığımız şey bizim dışarıdan gazel okumak gibidir. Evet. O nedir? Çünkü bu tartışılacak olan bunun yasal boyutları var, süreci var vesaire. O nedenle yani biz sadece üzerinden geçelim. Çözümü yani, var diyoruz. Yani büyükşehir belediyeleri de çözüm merci olabilir. Çözüm var. Evet. En azından hani %100 çözmese bile hani %70, %80 sorunu hafifletecek çözüm var. Çözüm var. Yani, eğer şey yaparlarsa yani biz vatandaş olarak da bir tecrübeli bir hemşeri olarak da bu işleri de gereken desteği söyleriz fikri bakımdan. Anlatırız ederiz. Nitekim bakanlık bu pandemiden önce bu konuda istişarelerde bulunduk. Benim önerilerimi çok olumlu karşıladılar, yaptılar. Tarım Bakanlığı. Evet. Ama sonuç çıkmadı. İşte dediğim gibi hal lobisi engelledi. Ucube bir hal kanunun taslağı çıktı. O da orada kalıyor. Çünkü neden? Abi bu anayasa değişikliği sanki elzem mi? Yani çünkü bakıyorsun bütün kanunlar çok eski. Acaba anayasaları... Yok, anayasayla ilgisi yok ki. Bunun hal kanunun anayasayla ilgisi yok ki. Değişen ve gelişen şartlara göre hal kanununu çıkarabilirler. Güncellenebilir diyorsun. Tabii canım. Yani şimdi bu hal kanunu ta Yeniçeri zamanından kalma hal kanunu. Olay yani, hadise bu. En böyle şey ne abi? Hal kanunda en büyük sıkıntı gördüğün durum ne? Ya konsinye mal satışı ya. Konsinye mal satışı. Yani kayıt dışı. Bakın İstanbul'un nüfusu 15 milyon 2 bin ton. Ki bu şeyden önce, pandemiden önceki rakam şimdi bilmiyorum. 2 bin ton işlem görmüş. Ya 15 milyon 2 bin ton mayonez sebze olur mu ya? Abi ben mesela tarımsal teşviklerin ürüne verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani doğrudur. İşte tarlaya, işte gübreye, mazota değil de ürüne. Sen ne ürettin abi? 100 kilo börülce ürettin değil mi bu hafta? Ben bunu götüreyim, kayda sokayım. Devlet bana 100 kilo börülceyi, ben 50 liraya mı satıyorum kilosu? Üstüne devlet de bana 5 lira prim versin. Ben 5 lira prim almak için o börülceyi kayda sokarım abi. Börülce kayda girer yani. Ya şimdi bak şöyle o. Şimdi bence her ürüne, her tarımsal ürüne işte bir fiyat böyle belli sebzeleri ortalama. Kardeşim çiftçi ürettiği ürünü şu sistemden geçirecek. Kilo başı prim alacak, destek alacak. Sen mazota destek verme, tarlaya destek verme, süte destek ver ama ineğe destek verme. Hani ineğin yemine destek verme, sütüne destek ver. Ben ürettiğim süt miktarı kadar, sattığım süt miktarı kadar, ürettiğim süt miktarı kadar destek alayım. Ama yeme destek, mazota destek falan bunlar bence sıkıntılı durumlar. Eğer tarımsal destekler direkt ürüne verilirse ürünler de kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan, bir kere kayıt altına alınan ürünün kayıt dışı devam etme şansı var mı abi? Yok. Bence orada sıkıntı var. Şimdi bu bir tam vergi kanunuyla alakalı bir yani kompakt değil kompleks bir sistem. Bu vergi kanunundan ilgili bu düzenleme yapılmadığı müddetçe efendim teşviklerle zaten verilen çoğu havaya gidiyor. Evet. Yani teşvik sistemimiz bizim maalesef yer isabetli değil. Abi Van Gölü'ne destek aldı bizim insanlar. Efendim? Van Gölü'nün sınırlarına destek aldı insanlar. Yani bu şey maalesef oluyor yani bu sıkıntı teşvik sistemi. Bunun konusu esasında vergi kanunu ve vergi usul kanunu alakalı bir konu. Eğer burada düzenleme yapılmazsa bu dediğin şey olmaz. Esasında dediğin konu önemli, keşke yapılsa. Ama bunu teşviklerle düzeltemez. Önce vergi kanunu düzelteceksiniz. O nasıl? Şimdi örnek vereyim ben sana. Daha önce incirdeki, kuru incirdeki, yani taze incirde, yaş incirde %1'di ya vergi, KDV, %12'ydi. Sonra 8'e indi. Baktılar ki çok kayıt dışı oluyor. %1'e indirildi kuru incirde KDV. İnanır mısın %1'deki KDV %8'deki toplantıdan daha fazla geldi. Yani bazı şeylerde vergi kanununun hani diyor ya rasyonel bir yapıya döneceğiz demişti ya Maliye Bakanı. Evet. Bir rasyonel, real bir uygulamaya dönse bu işler düzelir. Ondan sonra teşvik konusu dediğin gibi ürün bazında veyahut da coğrafi bazda da olabilir. Yani şimdi mesela coğrafi bazda dememin hadi sebebi... Mesela atıyorum anladım ben. Afyon'da kardeşim sen yumurta üret ben yumurtayı teşvik vereyim. Bravo. İşte bölgesel olması lazım. Çünkü bölgesel olduğu zaman... Ha, Aydın'da yumurta üretimini destekleme. Verme adam gitsin orada yapsın fabrika. Yani. Veyahut da hayvancılıkta süt desteği şu bu veriyorsun ya. Diyorsun ki Kars, Erzurum mesela olanlarda ben desteğim efendim atıyorum kafadan 5 lira. Aydın'da 1 lira diyeceksin. Yani
toplan şeyi ülkenin gerekli olan yerler. Şimdi düşünebiliyor musun yani işte al neden bunu söyledim? Ödemiş süt merkezi, su yok. Efendim Bayındır'dan tankerlerle su getiriyorlar, ineklere su veriyorlar. Trakya'dan, Mardin'den saman getiriyorlar. Böyle hayvancılık olur mu ya? İşte onun için her şey pahalanıyor. Hesap kitabı olmadığı için, plan program olmadığı için. Ondan sonra süt parası az, damızlık parası az, yavru parası az, yem parası az diye bağırıyor. Sen yanlış yerde iş yapıyorsun. Yanlış yerde iş yapınca olmaz. Yani bunun gibi. Tarımda da aynı şekilde. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu çilekçilik meselesi mesela. Ya sen niye burada niye çilekçilik yapıyorsun ya? Çilek ürünü dağlarda daha çok güzel olan, efendim değil mi? İlaç istemeyen. Git yüksek yerlerde yapıyor. Değil mi? Sen ovada burada ne yapıyorsun? Isparta Keçiborlu'da fidanı yetiştiriyorsun. Ya geliyorsun Aydın Ovası'nda keçikçe yapıyorsun. Sen niye burada yapıyorsun? Git Afyon'da yap kardeşim, Uşak'ta yap. Hem de ilaç masrafı azalır. E burada haşereden geçmiyor. Devamlı ilaç, devamlı ilaç. İnsan kaynağı da yok, yetişmiyor. Yetişmiyor, yani. İşsizliğe sebep oluyor. Evet. İş barışını bozuyor. Yani yanlış uygulamalardan ötürü. Efendim neymiş? Burada ihracatçıya yakınmış da burada olsunmuş. Öyle bir de ihracatçının, sen ihracatçıya göre mal yapmayacaksın ki. Coğrafi konuma göre efendim veyahut da işçi durumuna abi, göre. Ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir ortamda hangi coğrafyada yapıldığı çok önemli değil ki. Tabii yani burada bir plansızlık program, herkes kendi kafasına göre. Yani soğan patates ekonomisi devam ediyor memlekette. Yani böyle olursa bu gıda fiyatları ne düşer ne de böyle bir şey olur. Hele et fiyatları düşünebiliyor musun ya? Bir kilo et alabilmek için adamın 8 saat çalışması lazım ya. Yani dünyanın başka ülkelerinde yarım saat çalışsa et alıyor. Valla geçen birisi şey dedi ki eğer böyle giderse dedi domuz eti helal fetvalarını duymaya başlarız dedi. Çünkü kim Diyanet mi verecek bunu? Şey diyor. Yoksa diyor biliyorsun domuz en hızlı üreyen en çok da et alan hayvan. O yüzden işte bazı ülkeler bu domuzu tüketiyorlar. Geçmiş o çok sıkıntılı krizli dönemlerinde yemeye başlamışlar. Yani et fiyatları böyle giderse domuz eti kendiliğinden meşrulaşacak demeye başlayanlar var abi. Valla ironik bir tespit ama Allah korusun yani. Allah korusun abi. Ya bu kadar beceriksizlikten ötürü hayvancılık konusunda efendim yani bu söylediğim hadise işte örnek olaraktan. Yazık yani bu şimdi proteinle beslenmeyen çocuklar beyinleri gelişir mi? Gelişmez. Yani gelişmez. Yani bu karbonhidratla insan nasıl beyni gelişecek yani? Gıda evet. Doğru beslenme olmazsa etmez. O nedenle yani bugünkü gıda fiyatlarının artışında en önemli, hani bak üretimde bir sorun yok. Söylediğim gibi ticarette sorun var. Ticarette sorun var. Eğer bu ticarette sorun olmasaydı İhracat fiyatıyla peki, yerli fiyatı... Peki abi ticarette regülasyon yani denge görevi görsün diye kurulmuş kurumlar ve kuruluşlar var. Bunların kamu kurumları var, yarı özerk olanları var, yarı şirket olanları var. Yani onların işlevi nasıl? Mesela bugün bir tarım kredi kooperatifleri var, onların marketleri... Nerede rekabet edemez, rekabetçi değil ki. Karşısındakilere bir rekabet edebilecekler, fiyatı düşürebilecek var mı? Belediyelerin de halk marketleri var. Piyasayla aynı fiyatta satıyor. Dediğin gibi tarım kredi de aynı piyasayla satıyor. Bunların işlev yapabilmesi için diğer rekabet ettiği, diğer efendim aynı marketlerle düşük fiyatta satsın ki şey olsun, rakam çıksın. Yani şimdi mesela bunun örneği şu, bu İstanbul'da mesela ekmek fiyatı düşük fiyat ya, halk ekmeği teveccüh ediyor. O tarafa doğru yürüyor. Yani bu piyasa düzenleyici. Dediğin gibi kurumların, belediyelerin olsun, tarım kredinin olsun, kurumları rekabetçi bir fiyat ortalaması yapamıyorlar. Bir de şey yok, sayısal bakımdan az sayıları. Evet. Yani şimdi mesela bizim bu belediyemizin bir halk marketi var. Sen nerede ben dükkanını biliyor musun? Ben hiç görmedim yani halk market. Bir tek et satan yer var bir iki tane. Ya o da böyle şey hani değişik seçim dönemleri popüler oluyor. Bedava et, yani indirimli et dağıtıyoruz. Hani, 3 ay sen öyle bir piyasaya gireceksin ki yani bunu biraz şey diyor işte New Keynesyen olaraktan ekonomide söylenir. Biraz da öyle bir destek yani bunu piyasayı düzenlemek için kamunun piyasaya girmesi söz konusudur. Bu bakkallık işinde beceri olmadı. Beceremiyorlar. Olmuyor maalesef. Evet. Yani özetle şunu söylemek isteyelim programı bitirirken Emin'ciğim. Evet.
yaş sebze meyve fiyatlarında bir kere üretimde bir sorun yok. Sorun ticaretinde. Aracı düzeni söz konusu. Diğer efendim tahıl ve tohumlu ürünlerde topraklarımızın efendim kapasitesi nüfus oranına göre artık yetmez oldu. Çünkü 85 milyon bir de 20 milyon turist düşün. Hani onu 12 ay olarak değil ama düşündüğünüz zaman yani bunun nohutun, fasulyenin, börülcenin gibi yani kuru gıdalarında yeterli olmadı. İthalata mecbur oldu. Çünkü Türkiye'nin Anadolu coğrafyası en fazla 100 milyon nüfusu besleyecek kapasitede o da tam değil. Yani birçoğunu ithal etmek suretiyle. Şimdi buraya yaklaşmış durumundayız. Dolayısıyla nüfus baskısıyla bir fiyat artışları olacağı çok kesindir. Bir de tabii akaryakıt, ulaşım vesaire gibi, işçi maliyetleri gibi artışlardan ötürü de bunun önüne geçmeleri mümkün değil. Bir de üstelik dünyadan farklı olaraktan bizde bir de hal vergisi var. Hani köprüsü diyelim. O halden geçmeyen bir şey olmuyor. Para işlem yapamıyor. Yani malın serbest dolaşımı yok. Yaş meyve sebzenin. Bu tür yapısal nedenlerden ötürü de yaş meyve sebzelerin hatta kuru bakliyat cinsinde fiyatlarının regüle olması mümkün değil. Yani bize verim ekonomisi, optimizasyon, regülasyon, devamlılık, verimlilik gibi ekonominin temel ögelerini uygulayamadığımız için maalesef tüketici hatta üretici de çok zararlı çıkıyor bu işten. Arada kazananlar aracılar. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Bence güzel bir program oldu. Önemli konuları konuştuk. Hem tüketiciyi hem üreticiyi yakından ilgilendiren bir meseleyi konuştuk. Türkiye'de tarımsal ürünlerin üretiminde bir problem yok. Ticaretinde büyük sorun var. Bu hem üretici hem tüketici mağdur ediyor dedin. Özetle çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Evet, evet sevgili izleyenler bir kuş bakışı programında sonuna geldik. Sosyolog, hukukçu, doktor Zekai Savaşlar'la beraber bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar da telefon bağlantısıyla katkı sundu. Hoşçakalın.